mücabir. Gerçeği anlatırsan sen de yanarsın. Bizden intikam alacağım diye hayatını mahvedeceksin ama. Yoo, bana hiçbir şey olmaz ha. Ama ben şimdi ona her şeyi anlatacağım. O da zaten koşacak, gidecek Selim'le Sahra'ya her şeyi anlatacak. De ondan sonrasını siz düşünün. Ha? Tamam, sen kazandın. Ne istersen yapacağım. İstediğin parayı vereceğim. İtiraz etmeyeceksin ha. Ne söylersem harfiyen yerine getireceksin ha. Anlaştık mı? Tamam Cabir, tamam. Tamam. Cabir, dur, dur. Görecek şimdi. Bizi bırak beni. Saçmalama ya. Ya sesini vıdı vıdı atma. Hadi yürü. Göreceğiz bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Hadi, hadi yürü. Sahra? Tabii ya. Ah kardeşim benim. Şükran abla yine laf söyleyip canını sıktı değil mi? Keşke seni yalnız bırakmasaydım. Keşke. Üzülme kardeşim, ne olur. Şükran ablanın her zamanki hali bu. Söylediklerinde çok haklı ama. Ya Allah aşkına ne söyledi de sende inanırdı, çok merak ediyorum. Benim annelikten anlamadığımı söyledi. Daha karnındaki bebeğe sahip çıkamıyorsun. Doğurduktan sonra nasıl bakacaksın ona, nasıl büyüteceksin dedi. Yok daha neler. Sen de buna inandın yani, öyle mi Sahra? Haksız mı Farah? Ali'yi ben doğurdum ama ben büyütmedim ki. Ona sen baktın, sen büyüttün. Sen uyuttun, sen doyurdun. Bütün kahrını sen çektin. Ben bebek nasıl tutulur onu bile bilmiyorum işin aslı. Bak benim canım kardeşim. Şükran ablanın laflarına bakma sen. Evet o da anne olmuş, iki tane evlat büyütmüş ama Selim'i ilk kucağına aldığında o da acemiydi. O da hiçbir şey bilmiyordu. Şükran ablanın bunları unutuyor gibi konuşması sadece seni üzmek için. Bile bile yapıyor bunu. Sadece senin damarına basmak için yapıyor, anlasana. Öyle mi dersin? Öyle tabii kardeşim. Sahra, sen çok iyi bir annesin. Her zaman da öyleydin. Bebeğine de en iyi şekilde bakıp onu büyüteceksin. Bunu da herkes görecek. Şükran abla da bu söyledikleri için utanacak. Ama ya başaramazsam? Ya yapamazsam? Kardeşim hiç endişen olmasın. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Yani hem Şükran abla da annelik konusunda öyle çok başarılı sayılmaz yani. Tamam birincisi olmuş ama ikincisi sanki böyle bir olmamış gibi geldi bana. Nereye kayboldu bu yine? Kim bilir yine nasıl bir oyunun peşindesin? Allah Allah. Diğer yıldın içine mi girdi anlamıyorum ki. Bu sefer elimden kurtuldun. Ama bu işin peşini bırakmayacağım asla. Ne bakıyorum da böyle başına gelecekleri öğrenmek için ne kadar sabırsızsın sen. Ya ama acele etme ya. Hele bir sakin ol. Ben sana baştan anlatacağım her şeyi ha. Oyun oynama da söyle, ne istiyorsan söyle. Sesini kes yoksa çok kötü olur ha. İplerim benim elimdedir ha Aslı bacı. Hele sen şunu bir anla ya, bunu bir kabul et. Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. Hele sen bana bir daha diklenmeye kalk. Senin o dilini var ya kökünden koparırım ha. Anladın mı? Ne güzel. İyi madem, şimdi senden ilk isteğimde bulunuyorum. Şu telefonunu çıkar bakayım. Hele şu bir Murat'ı bir ara bakayım, hemen buraya gelsin. Dadi. Dadi! Ağrılarını söyledin mi biraz? Daha iyiyim. Yani geldiğim iki kadar olmasa da biraz daha var yine. Merak etmeyin, bu ineden sonra hiçbir şeyiniz kalmayacak. Birazdan ultrasona gireceksiniz. Eğer istiyorsanız cinsiyetini de öğrenebilirsiniz. Hazır olunca doktorun odasına gelin, olur mu? Tamam tamam, hemen hazırlanırım ben. Sahra dur, ne yapıyorsun? Doktor hani hareket yapma dedi, unuttun mu? Ay çok heyecanlandım ama. Tamam bekle, yavaş yavaş. Hacer, Hacer neredesin sen? Meraktan öldük. Nereye kayboldun Hacer? Bir şey geldi başına sandık. Haber de vermedin. Ne olacak canım? Bahçeye çıktım, hava aldım biraz. Bu kadar merak edeceğinizi düşünseydim haber verirdim. Araba gelmiş, siz nereye böyle, hayırdır? Ultrasona girecekmişim. Bebeğin cinsiyetini öğrenebilecekmişiz. Gerçekten mi? Hadi gidelim o zaman bir an önce.
Demek aklın sıra beni ortadan kaldıracaktınız oyun oynayıp, öyle mi ha? Öyle bir şey yok dedim, niye anlamıyorsun? Ama kardeşim siz demediniz mi gel bize yardım et, biz bu adamdan intikam alacağız ha? Siz demediniz mi bu adamı hapse attırmak istiyoruz diye? Ya Selim ve Sahra ile bir tek bizim mi derdimiz var? Senin de hayatını mahvetmedi mi bunlar? Şu anda dımdızlak böyle 5 kuruş parasız ortada kalmanın sebebi onlar değil mi? Ya orası öyle de, yani şimdi benim bu işten bir çıkarım yok. Ya siz resmen beni tehdit ettiniz ha. Ya ne yapsaydık? Başka türlü bize yardım etmeyecektin. Ya o zaman kardeşim bir karşılığını vereceksiniz yani. Yani siz şimdi her şeyi planlamışsınız. Bana ne dedim demişseniz yapmışım ha. O zaman vereceksiniz karşılığını ya. Ya senin derdin ne? Ya bizim sayemizde abim hapse girdi. Bir ömürde çıkamayacak oradan. Sen de bizimle birlikte intikamını almış olacaksın işte. Cabir'cim. Kendini akıllı zannediyorsun değil mi Cabir? Ama sen asla bizimki gibi bir plan yapamazsın. Sen ancak Sahra'yı kaçırıp para istemeyi bilirsin. Orası öyle yani. Şimdi sizin yaptığınız plan şeytanın aklına gelmez ha. Hadi kelime oyununu bırakalım da işimize bakalım. Çeneni kapalı tutmak için ne kadar istiyorsun onu söyle. Daha önce konuştuğumuz rakamın 2 katını istiyorum. Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? Evet, lütfen. Bir kızınız olacak Sahra Hanım. Kızım olacakmış, duydunuz mu? Bir kızım olacak. Her şey düzelecek kardeşim. Bu bebek umut vesilesi olacak size. Bütün sıkıntılarınız bitecek inşallah. Kocaman bir aile olacaksınız. Biz de teyze olacağız tabii. Evet. Yarın görüş günü. Nasılsın bakalım? İyiyim, iyiyim de. Ailemi göreceğim için biraz heyecanlıyım. Bu sefer biraz garip hissediyorum kendimi. O niye ki? Bilmiyorum. Yani çocuğum olacağını öğrendiğimden beri içimde garip bir his var. Yani o büyüyünce beni ziyarete buraya mı gelecek? Arkadaşlara sorduğumda ne diyecek peki? Yani babasını katil olarak mı düşünecek? Öyle düşünme be abi. Ne olacağım, burada ne kadar kalacağım hiç belli değil. Yani çocuğum olacak ama ben bunun sevincini bile yaşayamıyorum. Gerçekler er ya da geç çıkar ortaya abi. Sen de kurtulursun buradan. Sabret biraz. Delirdin mi sen ya? Nereden bulacağız biz o kadar parayı? Karun muyuz biz? Olmayacak bir şey istemenin anlamı yok Cabir. Anlaşıldı, sen bizle anlaşmak istemiyorsun. Ya biz orta yolu bulmaya çalıştıkça sen işi yokuşa sürüyorsun. Ya ama siz bilirsiniz. Ya o zaman ben gideyim Şükran Hanım'ın kapısına dayanayım. Ya da gideyim polise ifade vereyim. Ha? Ya ama siz seçin ha. Hangisini istiyorsanız ben onu yapacağım az söz. Oyunu bayağı ciddiye almaya başladın Cabir. He. Tamam git anlat. Anlat her şeyi. Kimse seni kale almaz. Aslı nereye? Ya senin derdin ne? Ya bizim sayemizde abim hapse girdi. Bir ömürde çıkamayacak oradan. Sen de bizimle birlikte intikamını almış olacaksın işte. Kendini akıllı zannediyorsun değil mi Cabir? Ama sen asla bizimki gibi bir plan yapamazsın. Sen önce Sahra'yı kaçırıp para istemeyi bilirsin. Yani daha fazla dinletmeye gerek yok. Zaten şarjı bitiyor. Ya paramı verirsiniz ya da siz başınıza ne olsun istiyorsa o olur ha. Anladın mı? He? Hadi Cabir kaçar. Kıymetli kardeşlerim. Suriye'deki kardeşlerimizin durumunun ne kadar kötü olduğu hepimizin malumu. Bu zaviyeden baktığımızda bizler de onlara elimizden gelen yardımı, elimizden gelen desteği göstermemiz gerekir. Dinimizde yardımlaşma ve dayanışma emredilmiştir. Keza dinimiz kelime manasıyla selamet, esenlik,
huzur manasına gelen bir dindir. Ve yine komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetleriyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Müslüman sadece kendi nefsini değil, aynı zamanda çevresindeki dostlarını, komşularını, akrabalarını gözeten, onların dertleriyle dertlenen, onların sıkıntılarını gidermek için çözümler arayan bir zihniyette olmalıdır. Allah cümlenizden razı olsun. Gerekli hassasiyeti göstereceğinizden şüphem yoktu zaten. Herkes imkanı dahilinde yardım edebilir. Az veren candan, çok veren maldan demiş atalarımız. Aklınıza gelebilecek her türlü şeye ihtiyaçları var kardeşlerimizin. Battaniye, erzak, giyecek, para. Aklınıza ne geliyorsa. Duyarsız kalmayalım kıymetli kardeşlerim. Onların dertlerini bir nebze de olsa derman olabilmek ümidiyle. Lillahi Teala Fatiha. Ne yapacağız Aslı, bir şey söylesene. Montaj deriz. Olmaz mı? Montaj deriz. Filmlerde böyle söylüyorlar. Aslı, o kural bizde işe yaramaz. Boşuna zaman kaybederiz. Ya Aslı, bir şey bulsana, bir şey söylesene. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa mahvolacağız. Sende para vardır. Ya şu parayı ver de halledelim şu işi. Ne diyorsun sen ya? Ya ben bütün malımı mülkümü satsam bile o kadar parayı toparlayamam ki. Ha, bütün servetimi o pisliğe kaptırayım. Ben de dımdızlak ortada kalayım, öyle mi? Başka ne yapacağız Aslı ha? Başka ne yapacağız? Bende para olmadığını biliyorsun. Eğer her şeyi anlatırsa mahvoluruz, anladın mı? Hapislerde çürürüz. Ver birkaçını, ben taşıyayım, elim boş. Yok yok, boş ver. Şükrü Hanım, yorulduk bayağı. Gel sana bir çay ısmarlayayım da dinlenelim biraz. Hadi. İyi. Başka çaremiz yok Aslı. Adam her şeyi anlatacağım dedi işte, duydun. Eğer parayı vermezsek herkese bülbül gibi öter. Hadi şu parayı ver de kurtulalım şu adamdan. Ver gitsin tabii. Senin olmayanı dağıtmak kolay değil mi? Madem öyle, o zaman yarısını sen ver. Niye bedelini ben tek başıma ödüyorum? Delirdin mi sen Aslı? Bende o kadar para ne gezer kızım? Vallahi hiç umurumda değil. Beni ilgilendirmez. Madem ortağız, o zaman sen de kendi payına düşeni yapacaksın. İşi yokuşa sürme Aslı. Benim o parayı hiçbir yerden bulamayacağımı biliyorsun. O yüzden de bu iş sende. Boşuna tartışmayalım. Yeter artık ya. Her şeye tek başıma koşturmaktan yoruldum. Sen ne işe yarıyorsun ya? Ha? Murat da Aslı da buradaymış. Allah Allah. Teyzeciğim, buyur buyur otur. Hoş geldiniz. Yine kavga mı ediyorsunuz siz? Yok anne, şey... Cabir meselesi açıldı da benim sinirlerim, cinlerim iyice tepeme çıktı. Niye ayakta kaldınız? Otursanıza. Alayım baba. Gel otur. Buralarda ne işiniz var evladım? Evde konuşamıyor muydunuz? Ya şey, ben öyle bir kahve içeyim diye geldim. O sırada Aslı buradaymış. Tesadüf işte. Burada ne içersiniz, bir şeyler söyleyeyim. Ben bir çay alayım o zaman. Çay. Sen ne istersin baba? Çay. 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 Necip, kumarda diğer kötü alışkanlıklar gibi bağımlılık yapar. Biliyorsun değil mi bunu? Yok be abi, sen damla yaptın ha. Bağımlı falan değilim ben. Gözüm kaydı biraz, o kadar. Biraz para kazanayım, en kısa zamanda ödeyeceğim borcumu. Senden para isteyen falan yok kardeşim. Rahat ol. Yeter ki bir daha bulaşma böyle şeylere. Kumar maalesef çok kötü bir şey.
dinimizde yasaklanan her şeyde vardır bir hikmet. Az önce gördünüz zaten. Kumar öyle kötü bir illettir ki insanlar arasına nefreti sokar. İnsanı tembelleştirir. En önemlisi de Allah'a olan ibadetten alıkoyar. Sen bir daha yapma böyle şeyler, olur mu? Harama el uzatıp da kendine de zulmetme. Al kardeşim, götüreceğin meşa budur. Bak burada da adres yazıyor, tamam mı? He? Tamam. Ben seni aramadan bunu oraya bırakmıyorsun ha, gittiğinde haberim olsun. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Tamam mı? He? Tamamdır. Eyvallah, hadi şimdi uza, hadi ben seni arayacağım. Aramadan vermeyesin ha. Ne hadi ha, parayı ayarlamamışsan vay haline senin Asli. Alo, ne yaptın parayı, hazırladın? Ayarlamaya çalışıyorum Cabir. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Oho! Vallahi siz beni ciddiye almıyorsunuz. Öyle olsun. Ama ben ses kaydını göndermişim, yoldadır ha, haberiniz olsun ha. Bir dakika dur Cabir. Yani ben sabahın köründe o kadar parayı nasıl denkleştireyim? Benim birkaç saate ihtiyacım var, sabret biraz. Ulan ne sabri ya, ne sabri? Sabır taşı olsa çatlardı şimdiye kadar ha. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Cabir bak, istediğin parayı alacaksın, tamam. Ben paranın bir kısmını ayarladım. Diğer kısmı da onun için biraz zamana ihtiyacım var. Lütfen anlayışlı ol biraz Cabir. İyi, sana 2 saat daha veriyorum ha. Aha bu da sondur. Parayı getirdin, getirmedin. Ulan sesiniz ta tapellerden duyulur ha. En başından gebertecektim bu adamı. Cabir'in şakası yok, sana söylemiştim. Hayır, hiçbir şey yapamaz. Blöf yapıyor aklı sıra. Ya blöf değilse Aslı? Aslı, bak gel inat etme. Ya eğer bildiklerini anlatırsa mahvoluruz. Bu işi riske atamayız, anlıyor musun? Ben Cabir'i iyi tanıyorum. Altın yumurtlayan tavuğu asla kesmez o. Biraz nakit verirsek bir müddet susar. Hadi kalk, belanı alıp para çekelim. Ya Aslı, ya aynı şeyleri ben yapmaya kalktığımda neler geldi başımıza gördün. Ya bu adamı artık bu şekilde oyalayamayız, kandıramayız, anladın mı? Ya gel, ver şu parayı bitirelim şu işi ha, lütfen. Bütün servetimi o pisliğe kaptıracak değilim. Ne yapıp edip ben onu ikna edeceğim. Ya hadi kalk.
Zahra ne oldu? Niye ayağa kalktın? Nereye gidiyorsun? Gülsel'in görüş günü unuttun mu? Hayır olmaz. Otur şuraya lütfen. Hiçbir yere gidemezsin. Doktorun ne dediğini unuttun mu sen? Gitmem lazım. Yoksa Selim çok merak eder. Durumu daha sonra Selim Hoca'ya izah edersin. Hem Selim Hoca da doktorun söylediklerini bilse kesinlikle ayağa kalkmana izin vermezdi. Hadi ne olur inat etme de otur şuraya hadi. Sahra lütfen abartma. Taksiyle gidip taksiyle geleceğim, bir şey olmaz. Hayır dedim Sahra. Ya senin içeride ayakta dolaşman bile yasak, kaldı ki dışarı çıkacaksın. Buna hayatta müsaade etmem ben. Bak Selim'in zaten canı sıkkın. Beni göremeyince hepten morali bozulur. Gerçekten çok merak eder. Müsaade et gideyim. Tamam. O zaman Osman amca gitsin bugün görmeye. O durumu münasip bir dille izah eder ona. Selim Hoca da seni merak etmez. Tamam. Bekle. Arıyorum. Çalıyor. Efendim? Osman amca merhaba, Sahra ben. Merhaba kızım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sana bir şey söyleyecektim. Hayırdır inşallah kızım? Tabii buyur söyle. Bugün Selim'in görüş günü biliyorsun. Doktor da bana bir süre ayağa kalkma dedi. Farah tutturdu gitme diye. Galiba gidemeyeceğim ben. Tabii kızım tabii. Hiç sorun değil. Sonra gidersin Selim'i görmeye. Sen yat dinlen. İstirahatine bak. Benim yerime sen gider misin bugün? Yalnız kalmasın. Tabii ki giderim. Yalnız merdivenlerden düştüğümü falan sakın söyleme. Çok üzülür. Canı sıkılmasın şimdi orada. Sen münasip bir dille bir şeyler söyle işte. Tamam kızım. Tamam meraklanma sen. Ben hallederim. Kendine iyi bak. Hadi selametle. Allah'a emanet olun. Ne oldu? Ne istiyormuş yine? Yorgunmuş. Kendini iyi hissetmiyormuş. Selim'i ziyarete gidemeyeceğim. Benim yerime gider misin diyor. Aman aman. Bir kere de eksik kalsın. Yeter Şükrü Hanım. Sus. Allah rızası için sus. Peygamber aşkı için sus. Sus. Ne bakıyorsunuz ya? Misafirliğe mi geldik? Versenize paramı. Cabir dur. Nereye ya? Para burada, çantada işte, bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Hele bir sor niye? Hele bir sor. Ama çünkü benim istediğim para bu çantaya sığacak gibi değil. Yani gitmişsiniz gene 3 kuruş para çekmişsiniz, bankadan getirmişsiniz, çocuk avutuyorsunuz ha. Dur Cabir. 2 dakika otur ya. Sen şimdilik bunu al. Ben gerisini tamamlayacağım, merak etme. Yemezler gülüm. Ama siz var ya bu parayla kendinize çay ısmarlayın ha benden. O aç karnınızı doyurun. He? Cabir. Dur 2 dakika konuşalım. Ya benim o kadar parayı denkleştirmem kolay değil. Sen şimdi bunu al. Gerisi için de bana biraz zaman tak. Zaman mı? Doldu. Paket yerine ulaştı. De artık gidin Sahra'ya anlatın yalanlarınızı. He. Ya hadi Cabir kaçar. Cabir dur lütfen din. Bir şey yapsana, ses kaydını Sahra'ya verecek. Ya ne yapayım Aslı? Lafımı dinleyip o kadar para getirseydin şimdi bu durumda olmazdık. Sen de paraları içeride yastığın altında saklarsın artık. Pes etmek yok. Yürü hadi gidiyoruz. O görüntüler Sahra'ya ulaşmayacak. Hadi kalk. Alo. Kardeş sen şimdi verebilirsin ha paketi, tamam mı? He? He şimdi hemen hadi. Koşun koşun, belki yetişirsiniz ha. Hırbat ile. Ya yürüsene hadi, ne bekliyorsun? Aslı. Ya geç kaldıysak? Ya Sahra kayıtları dinlediyse ne yapacağız?
bunu içeri girmeden öğrenemeyiz değil mi? Hadi. Ya peki Aslı dinlediyse ne yapacağız diyorum. Montaj deriz. Dublaj deriz. Bizim sesimiz değil deriz. Ne bileyim uydururuz bir şeyler işte. Sahra saftır nasıl olsa. Onu inandırmanın bir yolunu buluruz merak etme hadi. Ya Aslı ben gelmiyorum. Ya birimiz dışarıda dursun beklesin. Eğer kurye hala getirmediyse kayıtları ben engel olurum. Yani şuna korktum desene Murat. Allah'ım ya ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Hoş geldiniz. Biz de Sahra'ya bakmaya gelmiştik. Müsait misiniz? Aa, müsaitiz, müsaitiz. Buyurun geçin siz. Ben şu çöpü atıp geliyorum hemen. Hadi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyoruzdur inşallah. Buralardan geçiyorduk da. Murat da bir geçmiş olsun diyeyim dedi Sahra'ya. Bir uğrayalım dedik biz de. Ne rahatsızlığı canım. Hoş geldin Murat. Buyur otur. Hoş bulduk Sahra. Murat'cığım otursana. Nasıl oldun Sahra? Ağrınsızın var mı? Daha iyiyim çok şükür. Sağ olsun Hacer'le Farah yerimden bile kalkmama izin vermiyorlar. Canım benim. Doktor ne derse onu yapıyoruz biz. Senin sağlığın için. Ay tamam tamam hemen kızma. Selim'den bir haber var mı? Maalesef her şey aynı. Allah'ıma her gün dua ediyorum. Selim'in suçsuzluğunu ispatlayacak bir şey çıksın diye. Eninde sonunda gerçek ortaya çıkacak zaten canım. Suçlu kimse cezasını çekecek elbet. Zahmet etme ben bakarım. Ben ayağa kalktım zaten ne zahmeti. Otur sen rahatsız olma. İncilerin dökülmesin. Aslı ne oldu ikiniz birden ayaklandınız? Anlamadım ki. Kapı çalınca Aslı Hanım ben açarım diye tutturdu niyeyse. Sen yorulma diye söyledim Hacer'cığım. Ya kusura bakmayın ikiniz de kaldırdım. Kapı kapanmış. Hadi geç. Hadi. Siz bana inanmamaya devam edin. Sonunda haklı olduğumu göreceksiniz. Hacer yapma ben de. Nasılsın baba iyi misin? İyiyim oğlum çok şükür. Sen nasılsın? İyi gördüm seni maşallah. İyiyim çok şükür. Hani Sahra nerede? Sahra evde oğlum. Baba bir şey mi oldu? Selim. Sahra kızım da bebeğiniz de gayet iyi oğlum. Kendisi gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Doktor bu aralar yorulmamasını tembihledi. Fazla hareket etmemesi gerekiyormuş. Sen hiç kafana takma bunları. Baba doğru söyle bak bir şey olduysa. Yoksa Sahra gelmemezlik yapmaz. Selim, oğlum beni sorguya mı çekiyorsun? İkisi de gayet iyi dedim ya. Hem bana inanmıyorsan telefon açarken duyarsın sesini. Ya sen beni gördüğüne hiç sevinmedin mi yoksa? Olur mu öyle şey baba? Benim aklım hep sizlerde. Çok özledim sizleri. Hadi beyler, zarlar atılıyor. Paraları koyun bakalım. Mecburum. Selim abiye olan borcumu ödemem gerek. 600'lü iki lezer atacağım zaten ya. Benim derdim zenginlik değil ki. Aldığın borcu kapatsın yeter. Ya hep kaybedecek değilim ya. Bu sefer kazanacağım. Ali'nin de haberi yok tabii. Kardeşine hediye almış. Siyah bir oyuncak araba. Kız kardeşi olacağını öğrenince çok şaşırdı. Ama sonra çok sevindi. Kız erkek ne fark eder canım? Sağlıklı da olsun da. İnşallah hayırlısıyla. Sizin neyiniz var? Geldiğinizden beri böyle bir garipsiniz. Hayırdır canınızı sıkan bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey canım. Nereden çıkardın? Bizim ne sıkıntımız olacak canım? Biz
Biz gayet iyiyiz. Su ister misin? Yok canım, sağ ol. Geçti zaten. Hacer, bir yardım et de lavaboya gideyim. Tamam. Dikkat et, acele et. Sahra Demir adına bir teslimat vardı. Gelin ver. Sağ ol kardeşim. Kurye değil miydi ya? Ne o? Bakayım. Allah Allah. Annem mi gelmiş? Sen yazmaya başla. Abi beleş oynat demiyorum. Borcum borç. Kumar oğlum bu. Oldu olacak. Bir de veresiye defteri açayım sana ha. Beni sinirlendirmeden kaybol gözümün önünden. Paran olunca gelir oynarız. Abi elini ayağını öpeyim, izin ver. Ya abi ödemezsem başıma neler geleceğini biliyorum. İyi tamam, geç hadi. Ama borcunu ödemezsen bu sefer kimse seni kurtaramaz, ona göre. Abi kazanamasam da haftaya anam gelecek. Onu alırım, parayı sana veririm. Abi aynı koğuştayız, kaçacak halim yok ya. İyi hadi tamam, geç. Ya gönderenin ismi yazmıyor. Ama Ali'cim ne yapıyorsun ya? O sana değil, annene gelmiş, bırak o açsın. Ya aman ne fark eder ki? İçinde ne var acaba? Ali ama çok ayıp. Ya tamam, içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Aa, CD var bunun içinde. Annemi kim niye CD yollasın ki? Annen sana başkalarına gelen mektupları açmaman gerektiğini öğretmiştir herhalde Ali'cim, değil mi? Oğlum hadi bana yardım et de boyum yetişmiyor. Yukarıdaki tepsiyi indiriver. Ben olmasam ne yapacaksınız? Allah doktoru göstermesin oğlum. Sahra seviyor diye börek yapmıştım. Hep birlikte yeriz değil mi? Bu zamana kadar oturduk. Şimdi de yeriz değil mi Murat? Tabii olur, yeriz. Tamam. Bir an zarfı açacak diye ödüm koptu. Sağ ol Hacer. Sana da zahmet oldu.
Alo. Cabir Bey, teslimatı yaptım. İyi iyi, sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. De, hadi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Farah. Yine çok güzel olmuş. Afiyet olsun kardeşim. Evet Farah anne, çok güzel olmuş. Ya vallahi her gün yesem bıkmam. Şey, ben bir bardak su alayım. Hacer Hanım, sizin için de zor oluyordur. Gençlerle uğraşmak biraz sabır istiyor tabii. Temizlikle yemek yapmayı öğrenirlerse sorun çözülecek inşallah. Nereye Hacer? Gelirim birazdan. Ne yapıyorsun sen? Ne o zarf? Zahra'ya gelmişti de su içerken onu da alayım getireyim dedim. Tamam, sen zahmet etme, ben veririm o zaman. Bu sana gelmiş arkadaşım. Evet. Ben geldiğimde kuryeyi getirmiştim. Sallanmış. CD var galiba içinde. Kim göndermiş Sahra? Gönderen ismini yazmamış. Aç da bakalım hadi. Çabuk. Daha diğer koridorları temizleyeceksin. Evlat, iyi değilim ben biraz. Dinleneyim, müsaade et, ne olur. Kalk hadi. İşin bitince dinlenirsin. Saklamaya çalışıyordur. İçinde önemli bir şey olabilir. Evet anne, Hacer abla haklı olabilir. Oğlum ne yapıyorsun, annene gelmiş. Bakalım içinde ne varmış, önemli bir şeydir belki. Neyse Aslı, hadi biz de kalkalım artık. Durun canım, nereye gidiyorsunuz? Daha bir şey yememişsiniz bile. Hakikaten oturuyoruz işte, ne güzel, niye gidiyorsunuz? Bakalım içinde ne varmış.